LGS'ye son 215 gün. Gerçekten de çok uzun bir süre, gerçekten de çok değerli bir süre. 215 günde neler neler yapılmaz ki? neler neler kazanılmaz ki? Hangi fen lisesi, hangi Anadolu lisesi, hangi Anadolu İmantip lisesi bizden kaçabilir ki? 215 gün günde bir soru çözseniz 215 soru eder. Günde 10 soru çözseniz 2150 soru eder. Günde 100 soru çözseniz 21500 soru eder. Günde 200 soru çözseniz 42, 43 bin soru eder. Yani neredeyse onlarca kitap eder ve bu kitaplarla beraber sizler hayallerinizdeki liseyi, hayallerinizdeki okulu çok rahat kazanabilirsiniz. Hemen günün sözüyle başlamak istiyorum. Michael Phelps diyor ki biliyorsunuz büyük bir yüzücü. Hedef Hedefler asla kolay olmamalı. Rahatsız edici olsalar bile sizi çalışmanız için zorlamalılar. Gerçekten de hedefimiz bizi zorlamalı. Yani imkansız olmamalı. Günde 1600 soru çözüyorum. Bu imkansız. Bunu çözemeyiz. Ama günde 10 soru çözüyorum. Bu zorlayıcı bir hedef değil. Günde 100 soru çözüyorum. Bence bu da sizler için bakın sizlerden bahsediyorum. Senin için zor bir hedef değil. 100 soruysan zaten çözersin. Zaten sınav günü sınav sabahı 90 soru çözeceksin. O yüzden daha fazlasını, daha iyisini, daha zorlayıcısını çözebilirsin. Ha bu kimi için 200 olur, kimi için 300 olur, kimi için 250 olur fark etmez. Ama sen bunu başarabilirsin. Michael Phelps başarmış. Sen de kendi rekorunu, kendi efsaneni 2021'de yazabilirsin. Günün yorumuna baktığımızda Muhbet Kaçmaz 462 beğeni almış. Tebrikler Muhbet. Hemen iki tane sorusunu inceleyelim. Fen Lisesi için günlük programımız nasıl olmalı? Öncelikle Muhbet şunu çok bilmelisin ki az önce söylediğimi tekrar diyorum. 90 tane soru sınavda seni bekliyor. Bu 90 sorunun 50 tanesi sözel, 40 tanesi sayısal. Dolayısıyla sen mutlaka mutlaka sayısal derslerde hiçbir soruyu kaçırmamaya çalışmalısın. Tabii ki matematikte zorlayıcı sorular olacaktır, boş bırakacağın sorular olacaktır. Ama FEN'de tüm soruları dikkatli çözdüğünde yapabilirsin. Sözelde de hiçbir soruyu kaçırmamaya çalış. Peki bunun için ne yapmalısın? Öncelikle günlük soru sayın 90'ın iki katı olan en az 180 soru olmalı. Ve bu 180 sorunun en az 80 tanesi matematik ve fen sorularından oluşmalı. Yani seçici yenisi sorular olmalı. Burada şunu da söylemek istiyorum. Hocam ben fen ses istiyorum. O zaman sözler o kadar önemli değil deme. Senin için en önemli şey esasında yine kitap okumak. Bol bol kitap okumalısın. Çünkü kitap okuduğunda sadece Türkçedeki soruları doğru yapmayacaksın. Sadece sözcük darcın gelişmeyecek. Aynı zamanda, aynı zamanda fendeki matematikteki o uzun yeni nesil hikayeli günlük yaşamdan alınmış soruları da çok rahat anlamaya başlayacaksın. Çünkü matematik esasında özünde 2x artı 3y'yi soruyor sana. Veyahut da 2 üzeri 3 artı 5 üzeri 6'yı soruyor. Ama sana öyle bir hikaye veriyor ki öyle bir paragraf veriyor ki sen Hımm ya falan deyip kafan karışabiliyor. Dolayısıyla çok kitap okuduğumuzda günde en az yarım saat kitap okuduğumuzda bu bizim sadece Türkçe'de değil sadece inkılap tarihinde dinde İngilizce değil aynı zamanda matematik fende de soruları doğru yapmamızı sağlayacak. Dolayısıyla günde en az 180 soru çözmeniz, Bunun en az 80 tanesi 20'si nesil soru olmalı matematik ve fenden ve mutlaka kitap okumalıyız. Ve aynı zamanda hedeflerimiz doğrultusunda mutlaka bitireceğimiz kitapları yıllık, aylık günlük ve haftalık planlar yapmalıyız. Yani yıllık hedefimiz belli. Atıyorum Ankara Efendisi'ni istiyorum. Aylık hedefimiz belli. Bu ay bu kitapları bitireceğim. Haftalık hedefimiz belli. Bu hafta bu soruları çözeceğim. Günlük hedefimiz belli. Bugün Türkçeden işte şu kadar soru matematik efendiden bu kadar soru çözeceğim dememiz gerekiyor. Ders çalışırken önce sözel derslerden mi yoksa sayısal derslerden mi başlamalıyız? Hangisini daha çok zorluyorsa önce ondan başlamalısın. Beni sayısal dersler zorladığı için sabah erken saatlerde ben sayısal derslere çalışıyordum. Sonrasında sözel derslere bakıyordum. Sevdiğim dersler sözel derslerdi. Ama şu da önemli. Şöyle bir gün düşündüğümüzde Bugünün zaten üçte birini uyara geçiyoruz. Yani üç kere sekiz yirmi dört. Üçte birini uyara geçiriyoruz. Şimdi uyandığımız zaman yani tam burada uyuduk. Şöyle gözleri kapattık. Mışıl mışıl uyuduk. Tabi burada Çinli uyumuş gibi oldu. Uyandığımızda gözler fal taşı gibi açıldığında sayısal derslerle başlayabilirsin. Yine öğlenleyin veya öğleden sonra veyahut da belli bir saatte ara bir uyku verdiğinde yani siyasa dedikleri, şekerleme dedikleri uykuyu verdikten sonra yine burada da gözlerin fal taşı gibi açılacak. O durumda da yine sayısal derslere çalışabilirsin. Dolayısıyla uyandığında, zihnin çok güçlü olduğunda zorlandığın derslerden başlayabilirsin. Günün kaynağına baktığımızda onda 10 Zoru Bankası. Niye onda 10 hocam bunun ismi? Çünkü inkılapta 10 soru geliyor, İngilizce'de 10 soru geliyor, Dinde 10 soru geliyor ve bu 10'ar soruda hiçbirini kaçırmak istemiyoruz. Hepsini doğru yapmak istiyoruz. İnkılap, İngilizce, Din iyi çalışınla doğru yapılabilir ve Zoru Bankası da tam da bu iş için sizlere hazırlandı İki 2020 LGS'de birçok öğrenci bu kitaptan birçok soruyu doğru yaptı. Aa ben bu sorunun aynısını görmüştüm diye bildi. 2021 LGS'de de bu kitap birçok öğrenciyi 10'da 10 yaptıracak. Birçok öğrenciye daha doğrusu 30'da 30 yaptıracak. Yeni tarz yatay ve dikey sorular var. Her bir derste tam da sınavda çıkabilecek soruları sizler için hazırladık. Takıldığınız sorularda yine Karakot'ta uzman hocalar sizler için çözdü. Milletin Bakanlığı kazanımları da %100 uyumlu. Malatya Fen Lisesi, Fen Lisesi isteyen arkadaşlarımızı bekliyor. Temizlendi, dezenfekte edildi. YKS, YKS diye okunuyor özür dilerim. YKS Türkiye birincisi bu okuldan çıktı. 49 tıp 15 mühendisi kazandırdı. Türkiye'nin en çalışkan, en zeki, en başarılı, en fazla süt veren yani inek diğer bir deyişle öğrencileri burayı hak ediyor. Burada onları hak ediyor. Dolayısıyla siz de bu okul hak edenlerden olun. Çalışın ve başarın arkadaşlar. Ödülü soruya yorumlarınızı bekliyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Çalışın, kazanın. Güzel sonuçlarınızı da bizle paylaşın. Sorularınızı bekliyoruz arkadaşlar.